Uzun zaman sonra yine sizlerleyim. Hayatı güllük gülistanlık olmayan ve sürekli problemlerle karşı karşıya kalan biriyim. Bu durum özellikle son 1-1,5 senedir beni tamamen esir etmiş ve çevrelemiş durumda. Ne zaman işte şimdi oldu, artık bundan sonra hayatım düzene girecek diye düşündüysem hep bunun tam aksi oldu ve daha kötü anlar beni buldu. En son seriyi paylaştığımda bilgisayarımın bozulduğu, internet kafelere giderek buralarda videoları düzenlemeye çalıştığım gibi şeyleri sizlere anlatmıştım. Düzeltmeye çalıştığım bilgisayar bir türlü tamir tutmadı ve ne kadar uğraşırsam uğraşayım sürekli beni en başa geri döndürdü. Bu esnada bunlar yetmezmiş gibi birkaç senedir kiracı olduğum ve kirasını düzenli olarak ödediğim ev birkaç hafta aralıklarla iki defa satıldı. Zaten maddi olarak sıkıntılı olduğum ve bilgisayarla uğraştığım bu süre zarfında bu durumun da söz konusu olması beni iyice zora soktu. Mecburen oradan ya hemen taşınmam ya da evi yeni alan ev sahibinin istediği raiç kira bedeli üzerinden 6 aya kadar kira ödeyip öyle taşınmam gerekiyordu. 6 ay boyunca orada oturmam demek, diğer evlerin fiyatlarının yeni yıla girilmesinden dolayı daha da artması ve 6 ay boyunca da taşınmamamdan dolayı daha fazla parayı oraya ödemek zorunda olmam demekti. Bu durumda en makul olan şey oradan taşınmak ve şehir değiştirmekti. Yaşadığım şehirdeki, yani Kocaeli'ndeki kira fiyatları el yakan cinsten olduğu için mecburen daha uygun olan Sakarya'ya taşınmak zorunda kaldım. Bunların olduğu esnada hiç olmaması gereken bir rahatsızlık ve bazı ameliyat gibi durumlar söz konusu oldu. Anlayacağınız hikaye atamadığım süre zarfında çok boktan olaylar yaşadım ve yaşamaya da hala daha devam ediyorum. Ara ara imkan bulabildiğimde girip yorumlarınızı okumaya çalışsam da cevap veremedim. Yorumlarda beni merak eden, soran herkese teşekkür ederim. Kanalın eski haline dönebilmesi ve yeniden kazanç sağlayabilir olması için sizlerin videoya beğeni bırakması ve yorum yapması gerek. Destek olmak isteyenler varsa içinizde maddi herhangi bir talebim yok. Şimdiye kadar da olmadı. Sizlerden tek bir talebim ve ricam var, o da beğenip yorum yaparak bana destek olmanız. Keyifli dinlemeler. Merhaba. Kanalımızda ben de bir hikayemi anlatmak istiyorum. Anlatacağım olay tamamen gerçek olsa da meslek askerlik olduğu için bilgileri gizleyerek, daha doğrusu değiştirerek anlatacağım. Şu an 50 yaşındayım. Bu olaylar yaşandığında şark görevinde, yani doğuda görevdeydim ve 35'li yaşların üzerindeydim. Güneydoğu bölgesinde yer alan Hakkari'de yüksek bir dağda olan bizlerin sınır karakolu diye tabir ettiği bir noktaya tayinim çıkmıştı. Oldukça sıkıntılı bir bölgeydi. Hem terör bölgesi olması hem yüksekliğinden dolayı mevsimlerin çok çetin geçtiği bir yerdi. Yazın bile geceleri askerlerin üşüdüğü zamanlar olurmuş. Tayinimin çıkmasıyla çalışacağım yeri gidip gördüm ve başlangıcımı yaptığım gibi ilerleyen dönemlerde mevsim şartlarından dolayı izin alamayacağım için içeride birikmiş olan yıllık iznimi kullandım. Ailem ve yakın çevremde olan insanlar bölgenin çok sıkıntılı olmasından dolayı benim için endişe ediyorlardı. Onların endişesi kış mevsimi ve sınır hattında terörle iç içe olmamızdan dolayıydı ama asıl endişelenmeleri gereken şey bambaşkaymış, onu da kısa süre sonra öğrendim. İznimin dolmasıyla sorumlusu olduğum karakolda görevime başladım. Benim başlamamla da yerime geçici olarak bakan komutan eski yerine geri döndü. Bu arkadaşım o bölgede uzun zamandır çeşitli görevlerde bulunmuş, oldukça yetkin bir komutandı. Birkaç gün benimle beraber orada bulunup bölge hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Daha öncesinde bazı operasyonlar için ben de bu bölgeye gelip gitmiştim ama yıllarını orada geçirmiş birisinden alacağım bilgiler çok daha kıymetliydi. Karakolumuz orta ölçekli bir karakoldu ve bölgede başarılı operasyonlarda bulunmuştu. Eski düzeni çok fazla değiştirmeden
bazı iyileştirmeler yaparak bir süre görevimi sürdürdüm. Mevsimin en çetin olduğu zamanlarda bir gece orada operasyonda bulunan bir timin yetkilisi acil yardım çağrısında bulundu. Gerekli bilgileri aldıktan kısa süre sonra yanlarında olacağımızı söyleyip üst makamlara durumu bildirdiğimiz gibi hazırlıklara başladık. Üst makamların kısa süre sonra gitmemiz yönünde karar vermeleriyle karakolda bulunan diğer yetkili ve benden daha önce bölgeye gelip çalışmış olan komutanlarla durum değerlendirmesi yapıp planımızı yaptık. Tim'in bize bildirdiği bölge 40 kilometre kadar uzakta dağın yüksek kesimlerindeydi. Belirli bir yere kadar sadece araçla gidilebiliyor. Sonrasında ise yayan şekilde devam edilmesi gerekiyordu. Hızlıca aracın gidebileceği yere kadar giderek birkaç askeri araç başında bırakıp arabayı özel örtülerle kamufle ettik. Havada ay vardı lakin ara ara bulutların arasına girip çıkıyordu. Bu örtüler sayesinde aracı bıraktığımız yerin doğal örtüsüyle birebir aynı oluyordu. Koordinatlarını bilmeseydik biz bile kolay kolay fark edemeyebilirdik. Harekete geçtik. Yer yer kar, yer yerse esen kuvvetli rüzgarlardan dolayı üzeri açılmış kayalık ve bozkır alanlarda ilerliyorduk. İlerleyişimiz devam ederken yardım talebinde bulunan birlikle de konuşmayı ve durumlarını kontrol etmeyi de ihmal etmiyorduk. Tim'e oldukça yaklaşmıştık. Aramızdaki mesafe iyice azaldığında geldiğimizi bildirdik. Bunu yapmamızın sebebi bizi farklı unsurlar zannederek ateş açmalarını önlemekti. Yanlarına varmamızla rütbece bana yakın sayılan Tim'in lideri harekete geçerek karşıma geldi ve kısa selamlaşmanın ardından sığındıkları yere birlikte geçtik. Oldukça güvenli bir yer bulmuşlardı kendilerine ve dikkat çekmedikleri sürece de bulunmaları kolay olmazdı. Bana bölgeyle alakalı kısa bilgiler verdi, hemen ardındansa bizi neden çağırdıklarını anlatmaya başladılar. Güvenlik sebebiyle bazı yetkililer dışında görevde oldukları bilinmeyen, işinde oldukça usta olan askerlerdi bunlar. İçeriden bilgi sızdırılması gibi ihtimallerin olmaması için oldukça tedbir alınmıştı. Anlattıklarından bunu daha iyi anladım. 5 gündür kötü hava şartlarına rağmen görevdelermiş. İlk irtibat anında telsizler üzerinden gıda durumlarıyla alakalı konuşmadığımız için ne olur ne olmaz diyerek yanımızda getirdiğimiz erzaklardan onlara verdik. Askerlerin yanlarında birkaç günlük daha erzak olmasından dolayı sıkıntıları olmasa da idareli kullanmaları gerektiğinden az az tüketmişlerdi. Bizim yanımızda götürdüğümüz erzakların fazlalığından dolayı birkaç askeri görevlendirerek hazırlanmalarını sağladık. Askerler hazırlığa başladığında komutan ince detayları anlatmaya koyuldu. Birkaç gündür farklı farklı bölgelerde gecelemişler. Yakın zamanda kar ve tipi olmasından dolayı bölgede hareketlilik olmamış. Bölgenin sakin olmasından dolayı ara ara yer değiştirerek sınır hattından bu bölgeye kadar gelmişler. Herhangi bir şey yok diyerek rapor verip yer değiştirecekleri sırada gözcü askerlerden biri bir hareketlilik fark etmiş. Bahsedilen bu hareketlilik teyit edildikten sonra uzaktan uzunca süre takip yapılmış. Konuşan komutan bu bölgeyi avucunun içi kadar iyi bildiğinden nerede yaşam var, nerede yok, hangi köyler terk edilmiş, hangi yaylalar kaç senedir kullanılmıyor detaylıca biliyordu. O yüzden de kendinden emin şekilde durumu anlatıyordu. Takip ettikleri ama karanlıktan dolayı sayılarına tam vakıf olamadıkları o grup birkaç kilometre kadar uzakta olan bir köye girmiş. Onlar köye girene kadar tek bir ışık kaynağı ve hareketlilik olmayan köy hareketlenmiş. Sayılarından emin olamadıkları için de olası bir operasyon halinde yetersiz geleceklerini düşünerek bizden destek istemişler. Oldukları yer köyden görünmeyecek, güvenli bir noktada olduğundan köyü kontrol edebilmek için olduğumuz yerden ayrılmamız lazımdı. Komutanla beraber görüntüleme için kullandığımız cihazlardan birini alıp
Olduğumuz yerden ayrılıp 20 metre kadar yer değiştirdik ve yükseğe çıktık. Önce komutan kontrol etti, ardından da cihazı bana verdi. Kontrol ettiğimde haklı olduğunu ve köy içerisinde anlamsız bir hareketlilik olduğunu gördüm. Eski yerimize dönüp bir taraftan hazırlananları tükettik, bir taraftan da ne yapmamız gerektiğini konuşup planladık. Köyün çevresini fark ettirmeden saracak, ben ve komutansa önden girerek sızma hareketini başlatacaktık. Köyde olanların yerel halk mı yoksa terör unsuru mu olduğunu bilmeden baskın yapmak hem halkın korkmasına sebep olur hem de terör unsurları olmaları halinde bize zayiat vermelerine sebep olabilirdi. Bu durumun bizim açımızdan hiç iyi olmayacağından en doğrusu buydu. Çok sessiz şekilde ilerleyerek köyün çevresini sardık. Askerlere ne olursa olsun bizden haber gelmeden hareket etmemelerini, herhangi bir silah sesi duymadıkları sürece müdahalede bulunmamalarını emrettik. Komutanla beraber kısa sürede köyün diğer yerlerine göre karanlık olan bir noktasından içeriye sızdık. Ağır ağır ilerlerken hem evleri, hem çevreyi, hem de insanları kontrol ediyorduk. Ağır hareket ettiğimiz için aradan geçen 15-20 dakikalık sürede ancak 100-150 metre kadar ilerleyebilmiştik. Komutan eliyle bana siper alıp saklanmamı ve yanıma geleceğini işaret etti. Kısa süre sonra yanıma geldi ve dibime sokularak bu köyde bir tuhaflık sezdiğini söyledi. Onun bu sözü sadece şüphelenenin ben olmadığımı doğrulamıştı. Onun cümlesinin bitmesiyle ben konuşmaya başladım. Burası yıllardır terk edilmiş bir yere benziyor. İnsanların burada yaşayabilmesi için hiçbir etken yok. Ne yakacak odun, ne gidip gelebilecek bir yol, ne hayvanları besleyecek bir ot, ne bir hayvan, ne bir ses. Geldiğimizden beri bunu sürekli olarak kontrol ediyorum. Buraya gelenler ya bu geceyi geçirmek için gelen kaçakçılar ya da terör unsurlarından başka bir şey olamaz. İki türlü de müdahale etmemiz gerekiyor komutanım. Evet, o konuda haklısın ama ne olduğunu iyice anlamadan yapacağımız bir hareket büyük problemler yaratabilir. Siz sadece buraya gelenleri gördünüz ama sayısına dair hiçbir bilginiz yok. Eğer burası bir karargah gibi kullanılıyorsa sandığımızdan çok daha fazla insan ve silah olabilir. Bu da bizim için hiç iyi olmaz. Aramızda geçen bu diyaloğun ardından çevreyi araştırmaya kaldığımız yerden devam etme kararı aldık ve ağır ağır seslerin geldiği tarafa doğru ilerledik. Seslerin olduğu yere iyice yaklaşmıştık. Komutanla duyabileceğimiz bir mesafeye gelmemizle konuşulanları dinlemesini ve yöre halkının kullandığı dilleri bilmesinden dolayı bana çevirmesini söyledim. O bölgede yaşayanların %90'ından fazlası Kürtçe konuştuğu için ve buraya gönderilen timin benden daha çok bu dile hakim olmasından dolayı istemiştim bunu. Çünkü konuşulanları anlayamıyordum. Benim de buraya görevlendirilmiş olmamın nedenlerinden birisi birçok farklı dile, özellikle de bu bölgede konuşulan dillere hakim olmamdı ama lehçe gibi farklılıklardan kaynaklı o an anlayamadığımı düşünüyordum sadece. Komutan bir süre dinledi ama bana doğru bakarak kafasını salladı. Ardından, "Komutanım, bu bölgede konuşulan, hatta sınır bölgesinde konuşulan bütün dil ve lehçelere hakim olsam da şu an konuşulanlardan hiçbir şey anlayamıyorum," dedi. Bu beni oldukça şaşırtmıştı. O an ne yaptıklarını ve ne konuştuklarını anlamaya çalışmaktan başka bir çaremiz olmadığı için onları daha rahat görebileceğimiz ve duyabileceğimiz bir yere geçme kararı aldık. 5-10 dakika sonra istediğimiz gibi bir yer bulabilmiştik. Ses çıkarmadan sessizce karanlığın içinden onları gözleyip dinliyorduk. Olduğumuz yerin birkaç metre gerisinde yarım metre kadar kar vardı ve birilerinin bize yaklaşması halinde duymamamız imkansızdı. Ne olur ne olmaz diyerek silahlarımız hazır şekilde bekliyorduk. Komutan kulağıma doğru yaklaştı ve şu an karşımızda olanların üzerinde olan kıyafetler
ne bu bölgede ne de civar bölgelerde gördüğüm kıyafetler değiller. Hatta şimdiye kadar benzerlerini bile giyinen hiç kimse görmedim dersem yalan olmaz dedi. Ona başımla onay vererek benim de daha öncesinde denk gelmediğimi söyledim. Sessiz şekilde izlemeye devam ediyorduk. Üzerlerinde bize tehlike yaratabilecek herhangi bir silah ya da mühimmat yoktu. Bu da sivil halk olma ihtimallerini az da olsa arttırıyordu ama tedbiri elden bırakamazdık. Bir süre daha orada sessizce onları izledik. Komutan saatini göstererek hava aydınlanmadan sürpriz bir baskın yapmamız gerektiğini, yoksa başarılı olamayacağımızı söyledi. Bunun ben de farkındayım ama bu baskın onlar kadar bize de sürpriz olabilir. Bunun da bilincinde olmanı istiyorum diyerek karşılık verdim. Bir taraftan ona hak versem de diğer taraftan da komutam altında olan askerleri düşünmem lazımdı. Havanın aydınlanmasına az zaman kalana dek düşünüp onları izlemeye devam ettik. Artık hareket etmekten başka çaremiz olmadığı için komutana gidip askerleri komuta ederek hareketi başlatmasını söyledim. Telsizle buradan haber veremeyeceği için, daha doğrusu kapalı olan telsizi açmasıyla hemen fark edilebileceğimizden dolayı yanımdan ayrılması lazımdı. Geldiğimiz yolu takip ederek birkaç dakika sonra gözden kayboldu. Birlikler aynı bizim yaptığımız gibi sessiz şekilde gelecek, sıkıntı yaşamayacakları noktalarda konuşlandıktan sonra harekete geçilecekti. Ben sabırla silahım hazır şekilde izlemeye devam ediyordum. Aradan epey zaman geçmesine rağmen askerlerden hiçbir hareketlilik görünmüyordu. Üstelik giden komutan da geri dönmemişti. Tam yerimden hareket edip askerleri kontrol edeceğim sırada bir hareketlilik başladı ve çok geçmeden yanımdan ayrılmış olan komutanı yakaladıklarını gördüm. O zamana kadar fark etmediğim bir şey vardı, o da komutanı kollarından yakalamış getiren adamların boylarının normal insanlara göre aşırı uzun olduğuydu. Bildiğiniz komutanın koltuk altlarından tutup getiriyorlardı. Ayakları ise yerden kesilmişti. İzlediğimiz yer onlara yakın olsa da boylarını fark edip idrak edememiştik. Yanımdan ayrılan arkadaşımı getirip ortaya sessizce bıraktılar. Onların bu davranışı çevrede olanları endişelendirmesi gerekirken oldukça sakin şekilde karşılamışlardı. Paniğe dair hiçbir emare yoktu. Komutanı burada bırakamazdım ve ben gidip askerlere haber veremezdim. O yakalandığı için mutlaka benim de burada olabileceğimi düşünmüş olmaları lazımdı. Ben kapalı olan telsizin sesini sonuna kadar kıstım. Ardından birkaç adım geriye gittim ve az evvel bahsettiğim kar birikintisinin içerisine telsizi açıp kapatmamı sağlayacak düğme kısmından tutmamla ses çıkarmamaya çalışarak elimi soktum. Elimi indirebildiğim kadar derine indirdim ve telsizi birkaç kez aç kapa yaptım. Ardından konuşma mandalına bas çek yaptım. Birkaç kez daha bunu yaptıktan sonra orada olan boşluğa kafamı yaklaştırıp gömdüm. Operasyonu başlatmalarını ve çok dikkatli olmalarını fısıldar şekilde söyleyip tetiği bıraktım. Beni duyduklarını ve anladıklarını umut etmekten başka şansım yoktu. Telsizin sesini de kapattığım için karşıdakilerin söylediklerini duymuyordum. Bu yüzden de ummaktan öteye gidemiyordum. Kısa bir süre bekledim, ardından tekrar aynı işlemleri yaptım. Artık beklemekten ve onlardan gelecek hareketliliği gördüğüm anda dikkatlerini dağıtmaktan başka çarem yoktu. Telsizi kapattım ve önceki yerime geri döndüm, lakin karşımda gördüğüm manzara, görmeyi beklediğim manzara değildi. Az evvel izlediklerim, komutan da dahil olmak üzere gözden kaybolmuştu. Bunun olabilmesi mümkün değildi. Çünkü hareketliliklerine dair tek bir ses bile duymamıştım. O ana kadar korku hissetmesem de ondan sonra korku hissetmeye başladım. Yanımda gelen komutanın da birden ortadan kaybolmuş olması hiç ama hiç iyi değildi. Şaşkınlık
ve ürpertiyle kafamı çevirdiğimde bir anda ortadan kaybolmuş olan ne kadar insan varsa hepsinin benim çevremde olduklarını gördüm. Çevrem dediysem bir metre kadar gerim onlar tarafından tamamen sarılmıştı. Elimde olan silahımı hızlıca onlara doğrulttum. Onların da bana aynısını yapmasını beklerken öylece bana baktıklarını gördüm. Beni anlamalarını umarak az evvel yakaladığınız askerime ne yaptınız? Şu an çevreniz sarıldı. Silahı ateşlediğim an çevremizde olan bütün askerler harekete geçecek. Askerimin kılına zarar geldiyse bunun bedeli sizden sorulacak. Bizler bir şey yapamasak bile gerimizden gelenler sizi toprakla bir yapana kadar durmayacaklardır. Beni anladıklarını yine ummaktan başka şansım yoktu. Lakin sözlerime karşılık vermediklerinde Türkçe konuştuğum için anlamayacaklarını düşünerek bir kez de Kürtçe olarak tekrarladım. Bu davranışımda onlardan karşılık almadı ve öylece bana bakmaya devam ettiler. Mecburen geriye yapabileceğim tek şey kalmıştı, o da karşımda olana nişan aldığım gibi tetiğe basarak hem onlardan birkaçını indirmek hem de geride olan askerlerime haber vermekti. Tetikte olan parmağımı bastırmaya çalışsam da bunda bir türlü başarılı olamadım. Silaha doğru baktım ve yeniden sıkmak için bastırdım ama yine olmamıştı. Tetik donmuşçasına hareket etmiyordu. Benim bu halim onları hiç korkutmamıştı. Böylece beni seyretmeye devam ediyorlardı. Kolumu hareket ettirip silaha müdahale etmek istediğimde ise silahım değil de benim kaskatı kesildiğimi fark ettim. Hareket edemiyordum. Ne saldırabiliyordum ne geri kaçabiliyordum. Sadece gözlerim hareket ediyordu o kadar. Bunu fark ettiğim o an geçmişte bizlere anlatılan ve bizlerin inanmayarak dalga geçip uydurma hikayeler olduğunu, bizimle sadece eğlenmek istedikleri için anlattıklarını düşündüğüm o hikayeler aklıma geldi. Bu, terör kaçakçılık gibi durumlardan daha korkutucu bir durumdu. Yıllarca bu konularda mücadele etmiş birinin alışık olması çok normaldi. Ama o alışık olan adam, yani ben, bu olaya hiç ama hiç rastlamadığım için diğerlerinden daha korkutucuydu. Heykel gibi durup onlara bakıyordum. Bir süre daha bu durum devam etti ve sağ taraftan gelen ayak sesleriyle karşımda olanlarda bir hareketlilik başladı. Gelen varlık onların saygı duyduğu biri olmalıydı çünkü hepsinin başları önlerine eğilmişti. Gelen kişi tam karşıma gelip durdu. Gözlerimin içine bakarken ben de ona baktım ve görebildiğim kadar süzdüm. O an fark ettiğim şey hepsinin aynı yaş grubu oldukları ve görünüş olarak birbirlerine benzedikleriydi. Daha kolay anlamanız için akraba gibi bir benzerlikleri olduğunu söyleyebilirim. Gelen kişi bir süre beni seyrettikten sonra elini silahıma attığı gibi elimden aldı. O an havada olan elim boşa düştü. Adam silahıma bir süre baktı, ardından iki eliyle tuttuğu gibi kabza ve namlu kısmını birbirinden ayırdı. Şimdilerde silah söküp takma videoları çok yaygın. Onlar gibi düşünmeyin. Bildiğiniz silahı iki parçaya kırdı. Bunu yapmış olması beni oldukça şaşırtmıştı çünkü hiç zorlanmamış ve bir saniyesini bile almamıştı. Silahımdan parçalar yere dökülürken o da elinde olanları bıraktı. Bu korkumu arttırmıştı. Çünkü çok sağlam demirden yapılmış olan bir malzemeye bunu yapabilen kişi ya da varlıklar bizlere neler yapabilirdi? Adam tekrar gözlerimin içine baktı ve bir gülümsemeyle elini çok hızlı şekilde alnıma koydu. Öyle ki kolunu havaya hareket ettirirken görememiştim. Elini alnımda bir süre tuttu. Ardından kafamda olan miğferi alt kısımdan açmaya gerek duymadan tek bir hareketle fırlattı. Miğfer daha yere düşmemişti ki alnımda olan eliyle kafamın üzerinden tuttu. Bir yandan basit bir hareketle kafamı parçalaması o an en çok korktuğum şey olurken bir yandan da acısız bir ölüm olacak olması beni içten içe sevindirmişti. Elini
bir süre kafatasımın üzerinde hareket ettirdi. Ardından kafamı kavrayacak şekilde tuttu. Sıkıca denebilecek bir tutuştu bu. Kafamı tutmasının üzerinden çok zaman geçmeden içimin bir tuhaf olduğunu ve bedenimde gariplikler olduğunu fark ettim. Elinden kafamın içerisine bir sıcaklık yayılıyordu. Bu sıcaklık, hani duşta, duş başlığını vücudumuza tutup gezdiririz ya, sağdan başlayıp sola doğru. Bir süre sonra o sıcak sular ayağımıza kadar ulaşır ve bütün vücudumuzun ısınmasını sağlar ya, işte tam olarak bunu yaşıyordum. Bedenimin katılığı çözülürken bütün vücudumda dolaşan ve ısınıp rahatlamamı sağlayan bir hareketlilik vardı. Bildiğiniz bir top gibi vücudumun içerisinde bir şeyler hareket ediyor ve her yanımda geziyordu. Bir süre bu devam etti ve adam elini hareket ettirip alnıma ve gözümün önüne getirdi. O an karşımda olanların gerçekten de cinler olduğunu daha iyi anladım. Eliyle gözümü kapamasının ardından gözlerim kapalıyken bile onların varlıklarını, gerçek suretlerini görüyordum. Hepsinin üzerinde tıpkı bizimki gibi üniforma benzeri giysiler vardı ve silah yerine ise üzerinde garip sembol, işaret ve yazıların olduğu kılıçlar vardı. Bu gördüğüm manzara o güne kadar görüp hatırladığım son şeydi. Adamın elini bedenimden çekmesiyle un çuvalı gibi yere devrildim. Büyük bir baş ağrısıyla kendime geldiğimde birkaç metre ileride yatan komutanı gördüm. Zorla yerimden doğrulup başucuna gittim ve uyanması için birkaç tokat attım. Başarılı olamayınca yerimden doğrulup etrafıma bakındım ve telsizi aldığım gibi sesini açıp askerlere bir araya toplanıp köyün girişinde beklemelerini emrettim. Yerde olan silah parçalarını ve miğferi aldığım gibi komutanı da omuzlayıp oradan ayrıldım. Bir sürelik ilerleyişin ardından askerleri görmemle seslendim. Yardıma gelip komutanı kucakladılar ve hızlı bir şekilde buraya gelmeden evvel durduğumuz yere gittik. Herkes meraklı gözlerle bana bakıp bir açıklama bekliyordu, lakin içinde olduğumuz durumdan dolayı bekleme yerine gidene kadar kimse ağzını açamadı. Komutanı kendine getirmemiz epey zamanımızı aldı. Bunun olması için çabalarken bir yandan da askerlere ve diğerlerine ne açıklama yapacağımı düşünmeye çalışıyordum. Komutanın gözlerini aralamasıyla askerlere dışarı çıkıp hazırlıkları yapmalarını, birazdan yola çıkacağımızı söyledim. Askerlerin dışarı çıkmasıyla komutanın ne oldu, neden buradayız, bana ne oldu gibi sorularına açıklama yapmadan kısa bir cevap verdim. Karakola vardığımızda ayrıntılı olarak konuşacağımızı söyledim. Komutanın da toparlanmasıyla oradan ayrılıp hızlıca karakola döndük. Görevde olan askerlere dinlenmelerini, bugünkü bütün işlerden muaf olduklarını, yemek vakti görüşeceğimizi söyleyerek gönderdim. Ara ara üst birimlerle irtibat kuruldu. Onlara da durumun iyi olduğunu, gerekli raporu hazırlayıp onlara sunacağımı söyledim. Sabah saat 10 sularında komutana bütün olan biteni anlattım. O da kendi yaşadıklarını bana anlattı. Onunla yaptığımız bu konuşma esnasında yaşananların insanlara anlatılmasının problem yaratacağını, özellikle birliklerde görev alan askerler arasında korkuya sebep olacağına ve hakkımızda da iyi şeyler düşünülmeyeceğinin kararına vardık. Üst birimlere köyde görünenlerin yerel halk olduğunu, avlanmak için çıktıklarını, lakin havanın kötüye gitmesinden dolayı geriye dönmenin sıkıntı yaratacağını düşündükleri için o köyde konaklamaya karar verdiklerini, komutanın rahatsızlanmasının ise günlerdir görevde olmasının etkisi olduğunu ve bulunduğumuz yükseltiden kaynaklı tansiyonu düştüğü için düşüp bayıldığını söyleyerek raporu tamamlayıp konunun üzerini kapattık. O günden sonra uzun zaman o köyün bulunduğu mevkiye gidilip gelinmedi. Konunun bahsi bir daha açılmadı. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra bu durumu neden yaşadığımızı görev esnasında rastgele denk gelip sohbet etme fırsatı bulduğumuz bir hocanın söylemesiyle anladım. O gün bu olayın yaşanmasının temel nedeni yardıma gittiğimiz birlikte
o cinleri gören ilk askerin geçmişte yaşamış olduğu ve fark etmediği bazı musallatların kalp gözüne etki etmesinden dolayı bilinçsizce fark etmiş olduğuydu. Ona musallat olmuş olan o varlık, diğer askerlerle de eğlenmek istediği için hepsine o cinleri göstermiş. Üstelik bunu yapmasındaki tek sebep de bu değilmiş. O gün bizim gördüğümüz o cinler, Müslüman olan bir cin ordusunun parçalarıymış. Yani askerleriymiş. Bunu yaparak onların bize zarar veremeyeceğini bildiği için onları rahatsız edip kendince onlarla uğraşmış. Bizim onları takip ettiğimizi kısa süre sonra anlamışlar ve bu yüzden bize normal insan olduklarını düşündürmek istemişler. Buna uğraşmışlar ama biz inat edince bu olanlar yaşanmış. Bizim inatla devam etmemiz onları sıkıntıya sokacağı için bize kendilerini göstermişler. Rütbe olarak düşük olan komutanın bayılmasının nedeni onları gördüğünde yaşadığı duygu durumuyla cinlerin enerjisiymiş. Cinler sıkıntı olmaması için onu bayıltmışlar. Beni bayıltmadan gerekeni gösterme sebepleri ise olanı biteni anlamam ve bu işin peşini bırakmam veya bırakmamız içinmiş. Komutan onların enerjilerinin yoğunluğuna fazla dayanamamış. Benim kafama ellerini koyarak yaptıkları şey ise bu yoğunluğun etkilerini azaltmak ve onlara karşı daha rahat durabilmem içinmiş. O günden sonra bazı zamanlarda Müslüman ya da kafir cinler görmeye devam ettim ama onların benim onları gördüğümü anlamamaları için dikkat çekmeden her ne yapıyorsam ona devam ettim. Benim hikayem de buraya kadardı. Yıllardır birkaç insan dışında kimseye anlatamadığım bu olayın daha fazla içimde kalmasını istemediğim için sizlere anlattım. Başından sonuna kadar dinleyerek beni mutlu ettiniz. Beğenerek, yorum yaparak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sonraki hikayede görüşmek üzere.